Gözler birden kapanır, yüreğin durduğunda. Gözler birden kapanır, yüreğin durduğunda. Küçük büyük dinlemez, zamanın doldu. Küçük büyük dinlemez, zamanın doldu. Hırsınla ihtirasın oyalıyorken sen, bak bitiyor yolculuk, hiç dönen var mı geri? Bak bitiyor yolculuk, hiç dönen var mı geri? Hırsınla ihtirasın oyalıyorken sen, bak bitiyor yolculuk, hiç dönen var mı geri? Bak bitiyor yolculuk, hiç dönen var mı geri? Bir an gelir bakarsın, geride neler kalmış. Bir an gelir bakarsın, geride neler kalmış. Yaşadıkların rüya, para mal mülk yalanmış. Yaşadıkların rüya, para mal mülk yalanmış. Hırsınla ihtirasın oyalıyorken seni, bak bitiyor yolculuk, hiç dönen var mı geri? Bak bitiyor yolculuk, hiç dönen var mı geri? Bak bitiyor yolculuk, hiç dönen var mı geri? Diyelim. Evet. Bu eseri seçmiş olmamdaki neden? İçinde hırs geçiyor olması. İçinde hırs olunca özellikle aklımıza gelen ilk şeylerden birisi özellikle futbol müsabakalarındaki futbolcuların gözlerindeki ateş. Şimdi bu ateşin ekrana ve seyirciye anlatılma sürecinde de spikerler giriyor devreye. Bu nasıl bir duygu? Yani oradaki hırsı, oradaki ateşi, duyguları alıp izleyiciye aktarmak nasıl bir duygu? Öncelikle ağzına sağlık. Çok güzel seslendirdin ve sözler çok güzel, çok anlamlı. Evet. Sadece futbol müsabakalarında değil de, evet orada hırs olmalı, spor müsabakalarının tamamında hırs olmalı ama hayatın içerisinde çok da fazla hırsa, çok da fazla böyle çekişmeye, kavgaya, gürültüye gerek olmadığını, zamanın dolduğunu, gidenin de geri gelmediğini anlatan çok güzel bir parça oldu. Gerçekten dinlerken duygulandım, hoşuma da gitti. Şimdi hayatın her alanında belki buna dikkat etmeliyiz ama edemiyoruz. Çünkü ben hep şunu söylüyorum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mezarlıkları ziyaret edin, ömrün nasıl bereketli olduğunu görmek istiyorsanız, evet, kıymetini bilmek istiyorsanız. Yine diyor ki hastaneleri ziyaret edin, sağlığınızın kıymetini biliyorsanız. Evet. Ben mezarlığa gittiğimde bir cenaze olduğunda işte o anda o şey içerisinde bürünüyoruz. Ama hep şunu söylüyorum, mezarlıktan dışarı çıkıp sola doğru dönüp Ankara istikametine doğru devam ettiğimiz sürece yeniden o hırslara, o yaşam mücadelesine, evet, dönüyoruz. Hayatta belki kalp kırıyoruz, belki yanlış şeyler yapıyoruz. Ama beraber olduğumuz insanlarla el ele verebilirsek birçok şeyi de çözebileceğimizi, kesinlikle, düşünüyorum. Gelelim şimdi spor müsabakalarına. Tabii yaşam böyle ama hırs ve mücadele sporda hiç bitmiyor. Evet. Tabii spor deyince de akla hiç kuşkusuz en başta futbol müsabakaları geliyor. Maalesef. Yani aslında evet maalesef. Çünkü birçok branşta bizler, ülkemiz çok iyi madalyalar kazanıyor, olimpiyat şampiyonlukları çıkartıyor ama futbol hep ön planda oluyor. Evet. Bu da işte bir dünya şampiyonası finalini, dünya kupası finalini milyarlarca insan aynı anda izliyor. Bu bir artık gerçek. Bunu göz ardı edemeyiz. Evet. Dolayısıyla bu konuda bu hırs olmadan zaten sporda başarının olması mümkün değil. İçinde bulunduğumuz bu dönem içerisinde işte Covid oldu, başka şeyler oldu ama yine de insanların
futbola olan ilgisi, futbola olan bakış açısı hiçbir zaman için değişmedi. Futbol müsabakalarında da bu hırsı bu şekilde görüyoruz. Bu hırs sayesinde, bu ilgi başarı sayesinde, ilgi sayesinde başarı da devamında zaten geliyor. Evet, evet. Güzel çoğalıyor. Yani bu. Eyvallah. Şimdi bizim klasik bir hoş geldin sürecimiz olmuyor. Ortada hoş geldin diyoruz. Evet. Efendim bu hafta çok değerli dostumuz, abimiz Murat Ekrem Çimen, TRT Spor spikeri ve benim uzun süredir de tanıdığım, takip ettiğim, farklı kanallardan da izlediğim. Ama ondan da öte şöyle bir maç hatırlıyorum, ona diyeceğim, hoş geldiniz diyeyim önce. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Galiba Tugay Kerimoğlu'nun oynadığı takım İngiltere'deki Blackburn Rovers. Evet, evet. Takımıyla Gençler Birliği'nin bir maçı vardı. Burada. Hatırladığım kadarıyla siz de orada sunuculuk yapıyordunuz ama stat içi sunuculuk. Evet. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Tamam, ben sizi orada gördüm. O da şöyle bir hikayesi var o olayların. O zamanlar stadlarda şu anda golden sonra gol anonsları yapılıyor. Evet. O dönem yeni başladı. Biz de rahmetli İlhan Cavcav'la beraber bir de Muammer Akyüz, Gençler Birliği basın sözcüsü sohbet ederken dedi ki ya Avrupa Kupaları oluyor. Oraya dedim bir ses sistemi kurdurun. Ben de o zaman Kanal A'da spor müdürüyüm. Dedi ki ya ses sistemini kurdururuz ama hani orayı böyle hareketlendirecek, pozisyonlarda devreye girecek biri de lazım. Evet. Ya araştırdık araştırdık bulamadık. Maç günü artık geldi. Ses sistemleri kuruldu. İlhan abi bana dedi ki ya Murat sen bu işi yaparsın. Ben de dedim ya hani nasıl olacak şimdi? Tamam geçtim. Ve orada önce işte coşkulu bir şekilde kadroların sayılması. Evet. Ki 19 Mayıs stadı tıklım tıklım dolmuştu o zaman. Evet. İyi bir çıkış kale arkasında yakalanmıştı. Kale arkasında benim olduğum tarafta evet, o zaman. Evet. Ben de o kale arkasına kuruyorduk sistemleri. Ve öyle bir anımız olmuştu. İlk orada böyle bir anons işi oldu. Hatta özellikle top Blackburn takımına geldiği zaman işte ben oradan ıslık 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 deyip böyle bir yasaktır aslında bu UEFA evet. maçlarında ama izleyicileri böyle uyandırıyordum. Onlar ıslıklayarak rakibi boğmaya çalışıyorlardı falan böyle tabiri caizse. Öyle bir... 1-1 bitmişti maç. Evet, İlhan abinin hatırını kıramamıştık. Turu geçmişti Gençler Birliği. Sonrasında işte Valencia maçına kadar geldiler ki Valencia maçında da İspanya'ya ben de gitmiştim o zaman o maça. Talihsiz bir şekilde elenmişlerdi. Gençler Birliği'nin en iyi dönemlerinden biriydi. Evet, evet, çok iyiydi. Orada öyle bir şeyim oldu. Öyle bir deneyimim olmuştu. Eyvallah. Evet. Şimdi bir tane film izlemiştim küçükken. Belki izlemişsinizdir. Bir kız çocuğunun spor spikeri olma sürecini anlatan bir film. Yani aşık oluyor o işe. Maçlara gidiyor işte ailesi götürüyor hatırladığım kadarıyla. En sonunda da o sevdiği takımın gerçekten maçını anlatan profesyonel bir spiker oluyor. Tabii bu işe küçük yaşta sevdalanan insanlar var mı bilmiyorum. Yani çocuklara ne olacaksın deyince ben spor spikeri olacağım diyen kaç kişi çıkar bilmiyorum. Ama şunu öğrenmek isteriz. Spiker nasıl olunur? Ötesinde spor spikeri nasıl olunur? Ya çok özel bir iş yapıyorsunuz. Aslında biraz önce cümleye girdiğiniz yerde yani bu küçüklükten bir hevesle başlar. Şimdi benim evimin tam karşısında okul var. Okulda çocuklar bir yandan top oynar bir yandan anlatır biri. Hmm. İşte Sergen Yalçın vurdu ve gol falan evet, falan evet. böyle. Benim de böyle başladı aslında. Hatta yıllar sonra ben bu mesleğe başladıktan sonra beraber büyüdüğümüz Almanya'ya yerleşen bir arkadaşım dedi ki ya dedi sen dedi seyyar satıcılar gelir. İşte traktörle karpuz kavun satar o dönemlerde. Sen derdi mikrofonu alırdın seyyar satıcının maç anlatırdın. Biz de gülerdik derdi. Allah Allah. Yani onun çocukluğumda da bunu yapardım. Ve yine top oynarken de aynı şekilde işte vurdu gol oldu falan. Bu benim için hep böyle bir ilgi duydum. O dönemler tabii futbol konusunda da çok ilgim vardı. Hı hı. İzlerdim. İyi bir futbol seyircisiydim. Dolayısıyla bunların hepsi olduğu zaman yani bu biraz yetenek işi. Aslında biraz değil de bence spikerlik her şeyle spikerlik bir yetenek işi. Yani bu işin okulu evet iletişim okuyabilirsiniz, radyo televizyon okuyabilirsiniz ama mikrofon karşısında konuşmak, kamera karşısında konuşmak daha doğrusu
Bu çok şey. Kimse yok ve siz bir olayı anlatıyorsunuz. Yani evet, bu Allah vergisi bir şey. Ben hep öyle bakıyorum olaya. Yani Rabbim o gün size o maçı en iyi şekilde anlatmanızı nasip ederse anlatırsınız. Hı hı. Ama o gün yukarıdan fiş çekilirse takılabilirsiniz. İşiniz zor diyorsunuz. Yani bu biraz yetenek işi. Bu fiş çekme olayıyla ilgili de bir şey anlatmak isterim. Lütfen. Bir gün bir camiye gittik Çukurambar tarafında. Hocam akşam namazını kılarken beni Kabe'ye götürdü. Allah nasip etti. Ben 2008'de hac, sonrasında da 6 ümre yaptım. Ve orada özellikle Mahir Hoca'nın arkasında namaz kılarken hep ağlardım ben Kabe'de. Mahir Hoca'nın o titrek sesi beni hep ağlatırdı. Öyle bir okudu ki beni oraya götürdü yani ve ağlayarak kıldım namazı. Namazdan sonra dedim ki ya hocam beni dedim şeye götürdüm dedim resmen ya Kabe'ye götürdüm. Allah razı olsun senden dedim. Dedi ya siz kanallarda çalışmıyor musunuz? Ben dedi sporlar amidir ben sizi hep takip ettim dedi. Oradan da böyle tanışmıştık. Sohbet muhabbet ettik. Bana şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki ben en iyi şekilde okumaya çalışırım. Bir gün dedi cuma namazı içerisi dışarısı hınca hınç dolu. Kibirlenmemek lazım dedi. Ben bu işi iyi yapıyorum dememek lazım dedi. Okurken dedi çok iyi bildiğim bir ayette takıldım dedi. Alıyorum baştan takılıyorum. Alıyorum baştan takılıyorum. Okurken de içime bir şey düştü dedi. Ya ne kadar güzel okuyorum acaba şey bir düşmüştü dedi. İşte dedi, yukarıdaki fişi çektiği zaman dedi. Ne kadar iyi de okursanız evet. Öyle kalı kalı verirsiniz dedi. Üstelik kendi hafız yani. Ama orada takılmış. O yüzden hayatta hiçbir şeyi ben çok iyi yapıyorum demeyeceksiniz. Evet. Allah nasip etti de ben bu işi bu şekilde yapıyorum diyeceksiniz. Ben hep öyle baktım olaylara bugüne kadar. Hatta böyle demediğim bir maçta da başıma mesela hiç olmayacak bir hata geldi. İlk devreyi anlattım hadi dedim iyi ya çok şükür iyi güzel anlattım falan. Ama ikinci devre öyle bir şey oldu ki nasıl olduğunu anlayamadım. Sonra hocanın bana o lafı aklıma geldi. Demek ki fazla ben bu işi iyi yapıyorum dediğiniz zaman evet. O fiş çekilebiliyor. Dolayısıyla ben o yüzden her maçımı anlatmadan, her yayına çıkmadan mutlaka dua eder. Allah'a teslim olup çıkarım yayına. Eyvallah. Belki yani, futbolcular kadar ya da o sporcular kadar bir yanımda motive olmak gerekiyor. O %100. Hatta futbolculardan daha fazla motive olmanız gerekiyor. Çünkü bazı maçlar vardır. Siz önde koşmak zorunda kalırsınız. Kötüdür maç. Kilitlenmiştir, orta sahadadır. Hele radyoda anlatıyorsanız dinleyiciyi tutmanız gerekir. Evet. O yüzden susma şansınız yok. Yok. Bir su arası bile işte ekranda siyaha düşmek gibidir. Dolayısıyla siz o maçı öyle bir anlatmalısınız ki dinleyiciyi de gitmemeli. Yani şimdi siz şunu deyip de evet çok kötü bir maç oluyor. Paslar hatalı dediğiniz zaman dinleyici o, kaçar. O maç izlenmez. Değiştirin demek gibi bir şey. Yani o yüzden ekranda bunu yapamıyorsunuz. Çünkü ekranda siz bir tık önde gidiyorsunuz ama radyoda 3-4 tık önde gitmeniz lazım. Ben televizyon veya radyo maçı hiç fark etmez. Eğer maç iyiyse o gün yorulmuyorum. Yani ben bir 5-5 biten maç anlattım Fransa Ligi Kanal A'dayken. 74. dakikaya kadar 2-1'di. Maç 5-5 bitti. Ama hiç yorulmadım. Hatta maçı kapatırken dedim ki sevgili izleyiciler eğer dedim bir 90 dakika daha olsa inanın anlatacak keyfe gelmiş durumdayız. Müthiş keyifli maç dedim. Yani maçlar iyiyse, kaliteliyse, güzelse siz de o anda veriminiz de artıyor. Kendiniz de iyi hissediyorsunuz ve futbolcularla beraber koştuğunuzu hissediyorsunuz. Ama eğer maç kötüyse siz futbolculardan fazla koşmak zorundasınız. Hele radyo anlatımıysa bu. Evet. O da insanı inanılmaz bir şekilde yoruyor. Radyoda anlatılan maçlar tabii hani televizyonun bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde hep radyo. Ki birkaç maç aynı anda anlatılıyordu. İşte hala öyledir. Dönüşümlü. Büyük keyif alırım ama ben hala. Ama enteresan, evet enteresan keyifli çünkü sizi hayal ettiriyor spiker. Yani golü hayal ettiriyor, ortayı hayal ettiriyor, işte pasları hayal ettiriyor. İşte o yüzden radyoda betimleme çok önemli. Değil mi? Yani şimdi siz maçı anlatırken Beşiktaş atağı topu aldı götürüyor ceza sahasına girdi vurdu derseniz hiçbir şey anlamaz. Ama topla buluştuğu yeri anlatırsanız evet. Orta sahaya taç çizgisinin kesiştiği noktada topla buluştu. Uzun bir top gönderdi ceza sahası ön çizgisine doğru geldi top. Göğsüyle indirdi. Yüksek bir top penaltı noktası üzerinde geriye doğru pas. Kale alanı ön çizgisiyle yan çizgisinin kesiştiği hizaya sağ çapraz vurdu ve gol derseniz evet, şu anda gözünüzde canlandı. Aynen öyle.
Yani dolayısıyla betimleme radyoda çok önemli. Betimleme artı radyonun bir başka anlatımda hassas noktası da sürekli olarak dakika ve skor vermeniz. Peki sizi ekrana ve radyoya, daha doğrusu mikrofona, hani o çocukluktan gençlik ve profesyonelliğe adım sürecinden bahsetmek istiyorum. Kimler vesile oldu? Nasıl ya da ne hangi olaylar vesile oldu? Ben daha lisedeydim. Lisedeyken o zaman özel radyolar, çok böyle hani furyalar diyelim. Hı hı. Süper Show diye bir radyo vardı. İlk oraya gittim. Orada bir kendime çok inanıyordum ve güveniyordum. Spor değildi ama istek programı sundum. Hı hı. İşte telefonla nasıl oldu? Tık tık kapıyı çalıp ben yapmak istiyorum. Yani o dönem dediğimiz gibi ilanları gördük. Gittik. Onlar da zaten o dönem şeysiz, parasız çalıştıracak insanları arıyorlar. Bizler de hevesliyiz. Para da gözümüz yok o zaman. Tecrübe edin. Gittik. Denediler. Tamam dediler. O şekilde başladım. Yani istek programı vardı. Telefonla izleyici, dinleyiciler bağlanıyor. İstekte bulunuyor. O istekleri de bizler çalıyorduk. Güzel anılarımız oldu orada. Sonrasında askere gidip geldikten sonra 1997 yılıydı. Kanal A televizyonunun kurulduğu dönem. Evet. Yine benim liseden arkadaşım dedi ki, ben dedi orada muhasebe müdürüyüm. Buraya dedi muhabir arıyorlar. Gelir misin? Sen dedi bu işlere dedi elin yaptın. Bu sefer para da var birazcık. Tabii bu sefer maaş da var. Maaş. Her ne kadar yüksek olmasa da o dönem yine. Dedim gelmez miyim ya? Benim asıl sevdiğim iş. Oranın spor müdürüyle tanıştırdı beni. Spor müdürü de baktı. Tamam dedi. Girişimiz yapıldı. Ve ben böyle hani çok istekliyim. Şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. Hiç deneyim, tecrübe olmamasına rağmen. İşte beni o dönemde spor müdürünün böyle şeyi var. Yeni nişanlı, işte onunla uğraşmak zorunda, pek gelemiyor, gidemiyor, bana devrediyor. Ankara Gücü'nün rahmetli Cemal Aydın'ın başkanlığa aday olduğu dönem. Genel kurula ben gittim. Hiç haber yazma deneyim olmamasına rağmen. İşte geldim, haberi yazdım, montajını yaptım, yayına verdim falan. Dediler ya tamam bundan olur. Bundan olur dediler. Evet. Sonra, büyük bir deneyim oldu çünkü, o da referans oldu. Tabii, bir gün güreşlere gönderdiler Türkiye Şampiyonası. Döndükten sonra perforayı ben okudum. Sevgili Alper Tan, buradan selamlarımızı iletelim, genel yayın yönetmenimizdi. Bizim spor müdürüne dedi ki, bu ses kimin dedi. İşte Murat'ın sesi falan deyince, iyi ya falan dedi. Böyle böyle bir şey, fark edilme süreci başladı. Sonrasında haber spikeri ihtiyacı doğdu. Dediler ki Murat yapabilir mi? Ben o dönem spor haberlerini sunuyorum. Evet. Haber merkezine dediler şey yapalım. Ben de spordan ayrılmak istemiyorum. Ama tabii haberde daha çok ekran önündesiniz. Tamam dedim, habere geçelim. Haber spikerliğine başladım. Hatta Abdullah Öcalan'ın yakalanma görüntüleri geldiğinde... Hı hı. İşte o uçakta gözleri bağlı, sonra işte vapura bindiriliyor, götürülüyor falan. Tüm onları dediler ki evden beni aldılar. Saat 9.30 civarında acil yayına bağlanmamız lazım dediler. Ben işte oturdum. Sadece dediler gördüğünü anlatacaksın. Elimizde hiç bilgi yok. O zamanlar böyle internet falan da ortamı çok şey değil. Ve ben biraz da duygularımı da katarak işte o Beşik'teki çocukların öldürülmesinden sorumlu olan, onca askerimizin şehit olmasından sorumlu olan, oralardan da girerek biraz da duygu, işte bende biraz daha fazladır o. Onu öyle bir seslendirdim ki gördüğümüzü anlatma yeteneği. Haberin ötesine geçti aslında. Haberin ötesine geçti. Bizim şey, Alper Bey demiş ki buna metin yazmayın. Canlı anlattığın gibi bir kez daha stüdyoya girsin, bir daha anlatsın demiş. Böyle daha güzel oldu. O da benim için tabii hayatımda hiç unutamayacağım anılardan biridir. Böyle böyle başladı. Bir buçuk sene ben ana haber bülteni, işte sabah kuşakları vesaire hep haber üzerine de yaptım. Sonra spor müdürü ayrıldıktan sonra beni spor müdürü olarak 2000 yılıydı yanılmıyorsam başlattılar. Oradan sonra da 2008'e kadar, ya Kanal A'da 2017'ye kadar devam ettim, Kanal A kapanana kadar, ama evet. 2008 yılı itibariyle de TRT ile bir tanışmamız oldu. TRT'ye ben dış hizmet alımı şeklinde maç anlatıyordum. Sağ olsun genel müdürümüz Alper Bey de olabilir dedi. Buranın işini aksatmadan ikisi yeri de idare edebilirsin dedi. Hafta sonları gidip maç anlatmaya başladım. Hangisinden hoşlanıyorsunuz? Radyo mu televizyon mu? Radyo daha keyifli. Neden? Radyoda çünkü betimleme yapmak benim hoşuma gidiyor. Çok konuşmak, daha çok konuşuyorsunuz.
Oradaki her şeyi naklediyorsunuz ve dinleyici tamamen size bağlı. Ya mesela gülme gelmiyor mu? Ya, yok, ya da ağlama yok. Ne bileyim farklı bir his geldi. Nasıl durduruyorsunuz? Ağlama oldu. Yani buradan rahmetle analım. Ahmet Çalık geçtiğimiz günlerde kaybettiğimizde Allah'tan dönüşümde iki maç vardı. Bir maç Konyaspor maçıydı. Orada anma törenleri düzenlendi. Evet. Yani şu an bile zorlanıyorum. Orada tekbirlerle, yani ilk defa bir stadyumda tekbirlerle futbolcu arkadaşımız anıldı. Futbolcular sahaya çıkarken üzerlerine tişört ve hani müzikler falan filan değil. Herkes toplu şekilde ve yani çok inanılmaz bir şeydi ki Ahmet Çalık'ı ben çok severdim. Gençler Birliği'nde futbola başlamış, Galatasaray'da oynamış. Ve orada artık ben koptum. Yani tekrar merkezde izledim. Merkezden diğer maça geçtiler ama ben orada şey yapamadım. Eyvallah. Yine Kanal A'da Haydi Maç adlı programı sunarken bir gün şehit haberlerinin olduğu bir dönemde bir kardeşimiz geldi. O da ses sanatçısıydı. Biraz önce sizin söylediğiniz parçaya benzer ama böyle şehitlerle ilgili bir türkü tabiri caizse söyledi. Orada da öyle yani gözyaşlarımıza hakim olamadık. Yayınlarda çok ağlamışımdır. Eyvallah. Yani biraz duygusal tutamam kendimi. Ama gülme olayı... Ben de çok gülerim. Yani oldu mu diye düşünüyorum da şimdi acaba... Oldu, mutlaka oldu. Yani bir arkadaşımız vardı. Onunla beraber yayın içerisinde zaman zaman tartışırdık. Tartışırken de birdenbire gülme tutardı bizi. Orada hakim olamazdı kendimize. Yani bunları yaşadık. Eyvallah. Yayıncılıkta her şey var ama sonuçta radyo insan... anlatımı çok sıkıntılıdır. Yani ne ağlamaya ne gülmeye gelmez. Yani çünkü en ufak bir sustuğunuzda dedi biraz önce söylediğimiz gibi siyah düşer gibi, ekranın siyah düşmesi gibi yayın biter. Peki birçok mesela kişiyle, özellikle eski futbolcularla, yaş olarak sizden daha yukarıda olan, yaşlı olan insanlara program yaptınız. Yani şu ekrana baktığımız zaman genç bir moderatör var. Yanında da yaşlı eski sporcular var. Biraz enteresan geliyor bana. Yani onlarla hemen hemen aynı spor kültüründe görüyoruz sizde. Yani bu dengeyi nasıl kurdunuz? Ya zaten güncel konular konuşuluyor. Çünkü güncelin dışına çıktığımız zaman onlara bizim yetişme şansımız yok. Yani o şimdi işte birilerinden eski futbolculardan bahsettiği zaman Zafer Biryol işte şu bu falan dedikleri zaman Zafer Biryol eski o ben tabii ki anlayamıyorum. Yani evet okuduk biliyoruz kimden bahsettiğini de biliyoruz ama o dediğiniz gibi arada mesafe var. Zaman mesafesi var her şeyden önce. Ama biz güncel konuları konuştuğumuz için o hafta oynanan maçları değerlendirdiğimiz için herhangi bir öyle sıkıntı yaşamadık. Çünkü hepimizin bahsettiği konular aynı konulardı. Orada bir sıkıntı yaşamadık. Eyvallah. Yine de onlardan çok şeyler öğrendim. Peki böyle en etkilendiğiniz, böyle en unutamadığınız, tabii işiniz bu. Biz de işte derslere giriyoruz ya da konserler yapıyoruz. Unuttuğumuz birçok konser, birçok performans var ama unutmadıklarımız da var içerisinde. Sizin böyle unutmadıklarınızdan? Birçoğu oldu ama geçtiğimiz olimpiyatlarda ben boks müsabakalarını anlattım TRT'de. Ve bu boks müsabakaları içerisinde boks da en yoğun olan branştı. Yani ilk gün başlayıp son güne kadar devam eden tek branş bokstu. İşte güreş başlıyor, bir haftada bitiyor, öbürü başlıyor, üç günde bitiyor, beş günde bitiyor ama boks iki hafta boyunca hiç bitmedi. Ve dayak yiyen dayak yiyene diyoruz. Japonya'da, Japonya ile Türkiye arasında saat farkı var. Ben gece 3'te kalkıyorum. 5'te yayın başlıyor. 5'te başlayan yayın 9'da bitiyor. 11'e kadar ara. 11'de bir daha başlayıp 3'e kadar bir daha anlatıyorum. Kesintisiz. Yani gerçekten abartmış olmayacağım. İnsanüstü bir. Ve tek başınasınız. Sağ olsun Orhan Çavdar hocamız vardı. Boks milli takım, genç milli takım antrenörü. O da sağ olsun her gün Sincan'dan çıktı geldi. En azından dedim hani yanımda ol. Çünkü gecenin 5'inde artık vücut şeyi değişiyor. Yani tepki, vücut tepkisi de değişiyor. O saatte 3'te kalk gel. Hani bir Ramazan programı gibi. Siz belki çok yapmışsınızdır Ramazan programı. O yüzden her gün bu dengeli olduğu zaman oluyor, doğru. Ve ben toplam 276 maç anlattım. Of. Sadece televizyon yayınları değil. Çünkü
TRT Web'den de, Spor Web'den de sürekli yayın devam ettiği için kesintisiz 276 maç anlattım. Hatta ilk başta müdürümüzle biraz şey yaptım, dedim ki ya bazı maçları vermeyelim hani çeyrek finalden sonra, hayır hepsini vereceğiz falan. Biraz da ters düştük müdürümüzle. Sonrasında öyle bir noktaya geldik ki bizim kızlarımızdan ikisi, Buse Nas Çakıroğlu ve Buse Nas Sürmeleri finale kaldı. Önce emeklerimize değdi o zaman. İşte zaten o noktaya doğru gidiyorum ben de. Buse Nas Çakıroğlu talihsiz bir şekilde yenildi. Gümüş madalya aldı ama aynı coşkuyla gümüş. Çünkü Türk tarihinde ilk defa kadınlarda madalya geliyor. Eyvallah. Daha önce hiç alınmamış. Ve Buse Nas Sürmeneli çıktı. Bir önceki şeyde Buse Nas Sürmeneli biraz böyle hani kadınlar yanlış anlamasın ama erkek gibi derler ya böyle. Hı hı. Ya, böyle kendinden emin, güçlü, tam bir Türk kadını aslında. Orada ormanların yandığı dönem. Evet. Ringin kenarına doğru gelirken kazandı, finale çıktı. Ben dedim işte kazandı, finale çıktı. Tarihi bir başarı. Geldi şeye, elini salladı. Dedi ki o ormanı yakanlar var ya, ormanı yakanlar dedi. Biz dedi bir ölür bindiririz dedi. Onlar da dedi amaçlarına ulaşamayacak o teröristler dedi. Ben orada koptum. Eyvallah. Orada ağladım yani, gözyaşlarımı tutamadım. Yani müthiş gerçekten, inanılmaz. O anda bile gündeminde bunun olması çok önemli. Tabii yani o an, çünkü öyle bir psikolojik şey yaşıyorsunuz ki. Sonra finale çıktı ve o finalin ardından altın madalyayı kazandı. Evet. Rakibini yendi. Ve ben öyle bir coşkulu anlatmışım ki onu. Anlatırken de hatta arkadaşlarım beni video çekmişler. O video işte binlerce kez tıklanmış. Birçok sitelerde hala dönüyor. İşte ve Buse Nas Sürmeneli olimpiyat şampiyonu diye haykırıyorum ben orada. Ve ağlıyorum. Çok güzel. Buse Nas Sürmeneli ile sonra şeyde karşılaştık. Bana ödül vermek istediler. Bayburt Üniversitesi. Mutlu Türkmen hocamız sağ olsun, evet. Oranın rektörü. Oraya davet etti bizi. Dediler ki o anlatımından dolayı ödül vermek istiyoruz. Oraya gittik. Buse Nas da geldi. Buse Nas beni tanıyor musun dedim. Tabii sesimizi daha çok duyduğu için çıkaramadım abi dedi. Ben ve Buse Nas Sürmeneli olimpiyat şampiyonu dedim. Vay abim benim dedi. Bir kez daha söyler misin dedi ya. O cümle dedi beni inanılmaz hoşuma gidiyor dedi. Orada öyle de bir muhabbetimiz oldu. Ama o ve Buse Nas Sürmeneli olimpiyat şampiyonu gerçekten çok şey oldu. Müthiş bir ses getirdi. Güzel oldu. Ve benim meslek hayatımda işte geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da bir ödül töreni düzenlendi. Orada bir ödül aldım. İşte Bayburt Üniversitesi'nden bir ödül aldık. Bu ayın sonunda yine bir yerde bir ödül töreni düzenlenecek Ankara'da. Evet. Orada bir ödül takdim edilecek. Yaptıklarınızın karşılığını bu şekilde almanız sizi inanılmaz mutlu ediyor. Kesinlikle. Hatta öyle bir oldu ki beni tanıştırırken şöyle tanıştırmaya başladılar. İşte Buse Nas'ın maçını anlatan spiker demeye başladılar. Evet. Bu beni mutlu etti. Tabii meslek hayatımız boyunca birçok program yaptık. Peki bu işte branşlaşma var mı? Yani mesela futbol spikerliği, işte boks spikerliği, tekvando gibi. Bizde TRT'de mutlaka birilerine branş veriyorlar. Hı hı. Boks bende. İşte Orhan Aydın'ı hatırlıyoruz hep boks maçlarında. Tabii Orhan Ayhan, o Ayhan. Köksal abimiz vardı yine. Köksal Özaloğuz. O da rahmetli oldu. O da çok boks maçı anlatırdı. Sonra Orhan Ayhan işte bana şey diyorlar. Yani ondan sonra sen geldin diyorlar. O da güzel bir şey. Ne güzel. O tabii onların ikisi de bizim için duayendi. Biz onların belki yanına bile yanaşamayız ama bu deneyim oldu. Olimpiyatlarda 276 maç az değil. Yani gerçekten müthiş bir benim için deneyim oldu. Güzel, her şey çok güzel oldu. O şeyden sonra takdir toplamanız. İnsanların bu şekilde size bakış açısında olması. Duygunun halka geçmiş olması. Tabii beni çok mutlu etti. Milli de bir süreç olduğu için. Zaten ya ben farklı yaşıyorum. Yani o duyguyu hani göğsünde ay yıldız olduğu zaman ben biraz farklı anlatıyorum. İşte güreş de anlatıyorum ben aynı zamanda ama güreşin asıl başka bir arkadaşımız anlatıyor çoğunlukla. En son Yaşar Doğu güreş turnuvasını anlattım. Tahakküt şampiyon oldu. Hı hı. O coşkuyu öyle vermişim ki ertesi sabah televizyondan izlemiş, Tahakkül aradı beni. Dedi ki abi izledim, ağzına sağlık.
Yani sen dedi anlattığın zaman böyle tüylerim diken diken oluyor. Eyvallah, çok teşekkür güzel, ederim çok dedi. Beni çok onur etti. Çok sağ olsun. Sporcunun dönüt yapması da çok önemli. Tabii ve yani, bunu söyleyen sporcu da Avrupa Dünya Olimpiyat şampiyonu evet. olmuş. Ben hep söylüyorum şu anda hem müsabık hem adını tarihe geçirmiş müthiş bir isim yani. Kesinlikle. Bence Tahakkül bir güreşte çok çok önemli bir isim. Kesinlikle. Efsane diyebilirim yani şu anda müsabık efsanelerden biri. Evet. Böyle bir şey demesi beni gerçekten çok mutlu etti. Evet. Kendisine teşekkür Şimdi, ettim. Şimdi güreşten de bahsettik. Bokstan da bahsettik ama başta hani futbol odaklı yürüdük. Gelişen sporlar var mı? Bunun futbolun dışında popülerleşen, Türkiye özelinde de konuşabiliriz, dünya özelinde de. Hani şu sporlar artık yeni yeni ama gümbür gümbür gelen sporlar, halka yayılacak diyeceğimiz şeyler var mı? Halka yayılma anlamında tabii daha farklı ama izlenirlik açısından baktığımız zaman daha farklı. Futbolun yerini edebilecek bir branş şu anda yok. Yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İşte basketbol, voleybol diye aşağı doğru belki sıralanabilir. Motor sporlarında bence dünyada çok büyük bir ilgi var. Bunlar yine sadece Formula 1 olarak değil, MotoGP'ler, motosiklet yarışmaları falan. Bunlar da son derece güzel. İşte Toprak Razgatlıoğlu'nun en son dünya şampiyonu olması, bunların hepsi yavaş yavaş bir şeyleri getiriyor belki beraberinde ama yani futbol artık net bir şekilde bir çizgiyi yakalamış ve ben aslında şöyle düşünüyorum, futbol belki spordan çok bir sektör oldu. Yani bu tüm branşların içerisinde futbolu bence bir üst noktaya koymak lazım. Evet. Yani farklı bir çizgisi var. Onu başka bir şeyle yarıştırmaya gerek yok aslında değil yani mi? Yani dediğim gibi sektör olmuş. Orada çok ciddi rakamlar dönüyor. Başka şeyler evet. var. Dolayısıyla futbol işte yayın ihalesi bile bakın günlerdir konuşuluyor. Tabii. Ne yapılacak, ne olacak? Oradaki rakamların ne kadar büyük olduğu ortada. Ciddi bir pasta yani. Peki Türkiye'de hangi spora destek verilmeli? Ben amatör branşlara her zaman destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Atasporumuz güreşin desteklenmesini düşünüyorum. Çünkü ben güreş camiasının içerisinde de yer aldım. 2017'den 2020'ye kadar Güreş Federasyonu'nda basın müşavirliği yaptım. Son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Güreş adına gerçekten güzel şeyler yapıldı. Yani o kadar bilimsel olarak çalışıldı ki. Önceden güreşin bir hocası vardı. O hoca onun diyetisyeni, psikoloğu, masörü her şeydi. Şimdi öyle değil ama. Yani özellikle son 4-5 yıla baktığımız zaman bir masör, diyetisyen, psikolog hepsi ayrı ayrı. Profesyonelleştiler. Ve bunun neticesinde de güzel sonuçlar da alındı. Alttan güzel sporcular da geliyor şimdi. Bu sporlara, atasporumuza mutlaka bence fazla destek verilmeli. Standartlaşmış bir yetiştirme süreci yok maalesef bizim ülkede. Yani futbol için, bütün spor alanları için söyleyelim. Hani birden yükseliyoruz, sonra birden tak diye düşüyoruz. Yani onu bir standarda bağlayamadık. Altyapı çalışmalarımız iyi değil çünkü. Yani mesela güreşte neden? güreşte bunu yine son 4-5 yılda yatılı ilköğretim okulları, YİBO denilen bir proje yapıldı. Orada yatılı ilköğretim okullarıyla güzel bir çalışma içerisine girildi. Çok güzel. Aynı zamanda imam hatiplerle bir çalışma içerisine girildi. Spor imam hatip okulları var. Spor imam hatip okulları. Burada güreşe de çok büyük yer veriliyor. Doğru. Yani dedim ya son 4-5 yılda çok ciddi bir çalışma var. Onun meyvesini birkaç yıl sonra yiyecekler. Yani çok ciddi sporcular yetişecek. Ben Altınordu Spor Kulübü'nü, futbol kulübünü gittim. Gezdim, dolaştım. Orada çok ciddi bir çalışma vardı. Başkanları da inanılmaz iyi bir şekilde çalışıyor. Ben gittiğimde 2015 yılıydı yanılmıyorsam ya da 2014 yılıydı. Şöyle bir şey yapmışlar. Tek tek tarama yapmışlar bütün şehirleri. Yetenekli olabilecek futbolcuların hepsini getirmişler. Ve onları orada yetiştiriyorlar. Ailesinden alıyorlar. Evet. Bu çocuğun okuluyla, sağlığıyla, eğitimiyle, yani aklınıza gelebilecek bütün her şeyle ilgileniyorlar. Orada profesyonel bir hanımefendi tutmuşlar. Bu hanımefendi bu çocuklarla sinemaya götürüyor onları. Sosyal faaliyetler içerisinde işte bağış yapmaya götürüyor. Ailesini hayattan da kopartmıyorlar. Tabii zor durumda olan insanları ziyaret, onlara yardım. Yani çocukların ufkunu da açıyorlar. Bir anlamda mentor gibi buna yardımcı oluyor. Diğer tarafta
Hepsinin bir odası var, ranzalar var, vesaireler var. Dolayısıyla hepsiyle iç içe olmuşlar, beraber olmuşlar ve oradan sporcu yetiştirmeye çalıştılar. İşte bugün Altınordu takımı onların meyvelerini topluyor. Doğru. Bana başkan şunu söylemişti, ben kesinlikle şey istemiyorum dedi. Yani yabancı futbolcu istemiyorum dedi. Altınordu yıllardır birincilikle mücadele eder, hiç yabancı futbolcu transfer etmez. Evet. Hatta... Ama futbolcu fabrikasına dönmüş durumda. Tabii, hatta başkan şu ifadeyi kullandı, ben gençlerin maçını izlemeye gidiyorum. Ne zaman ki bu gençlerin hepsi yetişecek, A takımda yer alacak, ben o zaman gidiyorum. Yani diyor işte Şeker Spor'dan, işte Kars Spor'dan, şuradan buradan alınan oyuncuları bile ben kendi oyuncum olarak görmüyorum diyor. Hmm. Ne zaman? Bu zihniyetle çok iyi sporcular yetiştirdiler. Organik. Aynen. Ve şimdi işte Trabzonspor'a verdiler futbolcu, başka takımlara veriyorlar. Bu sene gerçi biraz sıkıntılılar birincilikte, alt sıralardalar ama 13 senedir teknik direktörleriyle hiç yol ayrımına gitmediler. Hmm. 13 Bizim senedir. Ülkede böyle bir hastalık da var. Yani sabretmek istemiyoruz sanki. Bunda seyirci baskısı denilen bir şey de var anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. 6 ay bir bakılıyor. Olmuyorsa hemen tak değiştiriyorsun. Doğru bir şey şimdi, mi? Şimdi bu, tabii ben buna çok karşıyım. Her zaman için istikrardan yanayım ama bir takımda kötü gittiği zaman seyirci homurdanmaya başlıyor. Seyirci homurdandığı zaman da kim gidebilir? Kendi ya gitmez. Başkan gidecek. Futbolcuları gönderemezsiniz. Evet. Kendi de gitmek istiyor, istemiyor. Gitmez zaten. Dolayısıyla tüm bu ayrıntılara baktığımız zaman, detaylara baktığımız zaman ortada bir tek garibim hocalar kalıyor. Teknik direktörlerle hemen yolları ayrı veriyorlar. Ama dediğim gibi ben buna karşıyım. Hmm. Bence istikrar çok önemli. Sir Alex Ferguson takımına geldiğinde gerçekten takıma çok sıkıntılı zamanlar da yaşattı. Ama sonrasında İngiltere'nin en büyük takımı haline getirdi. Evet. Bu nasıl oldu? Destekte, istikrarla oldu. Beşiktaş'a Gordon Milne geldiğinde çok şampiyonluklar kaçtı. Evet. Ama sonra üst üste 3 kez şampiyon yaptı. Dolayısıyla ben hep istikrardan yanayım. Eğer hocanın arkasında durursanız başarı mutlaka gelecektir. Peki sizin bu istikrarlı mesleki yürüyüşünüzde gelmek istediğiniz nokta nedir desem? Kendimi öyle çok bir şey çizmedim ama yani biz şu anda zaten devletimizin kurumu olan TRT gibi bir yerde çalışıyoruz ki bence bizim mesleğimizde gelebilecek en iyi yer, çalışma ortamı olarak. Ben 20 sene yöneticilik yaptım ama mesela şimdi TRT'de yöneticilik gibi bir hedefim yok. Çünkü yöneticiliğin zorluklarını da yaşamış biri olarak ben biliyorum. Ben işimi seven bir insanım. Ancak şöyle bir isteğim olabilir. Günün birinde belki bir milli maç anlatmak. Birçok milli maç değişik branşlarda anlattık. Avrupa Güreş Şampiyonası anlattık vesaire ama boks da anlattık, olimpiyat. Bir futbol milli maçı anlatmak benim için hedef olabilir. İnşallah. Hem de böyle en üst düzey Dünya Kupası'nın finali gibi bir şey olsa mesela. Ya o herkesin bir hayalidir. Bize nasip olur mu olmaz mı? Tabii öncelikle bizim takımın Dünya Kupası'na katılıp Dünya Kupası'na final oynayacak seviyeye gelmesi lazım. Mutlaka ama ben hep diyorum ya hani Allah nasip ettikten sonra önüne kimse geçemez. Bizim de öyle bir duamız, öyle bir temennimiz hep bu meslekte vardır. Ya bu mesleği yapan herkes ister ki işte bir derbi maçı anlatmak, milli maç anlatmak bunlar bizler için çok böyle önemli görevlerdir. Ne yapsınlar mesela sizin yaptığınız meslekle ilgilenmek isteyen arkadaşlar, gençler bizi izliyor olacaklar. Ne yapsınlar kendilerini yetiştirmek için bu anlamda? Burada en önemlisi şu, öncelikle bu işe yetenekli olup olmadıklarını bence, çünkü bu tip yerler var, kurslar var, gidiyorsunuz diksiyon kursu veriyorlar, spor spikerliği üzerine de eğitim veren yerler var. Buraya giderler, karşısındaki insan onu dinler, bakar, her şeyiyle eğer onda bir varsa bir yetenek, ondan sonra da o işin üzerine gitsinler mutlaka ama bazen şöyle bir şey oluyor, işte bakıyorsunuz yani ekranda olabilecek bir Allah vergisi dilde işte peltek olabiliyor vesaire sıkıntılı ama ona rağmen işte sırf para kazanmak için diksiyon kursu diyor ki tamam yok senden olur vesaire gibi. Böyle güvenebilecekleri bir yere gitsinler. Evet. Gerçekten olabileceğine inandıklarından sonra da bol bol izlesinler. Yani bizim işte kulak, izlemek,
Bunlar çok önemli. Evet. Algıların açık olması lazım değil mi? Tabii mutlaka. Ve bende biraz müzik kulağı da var. Belki ondan, benim annemden gelen, benim annem çok güzel sanat müziği söyler. Selam olsun. Oradan belki bana da gelen bir şey. Müzik kulağı olması da bizim meslekte önemlidir. Çünkü kendinizi duyuyorsunuz. Anlatırken doğru, kendinizi duymak, şarkı söylerken de kendinizi duymak çok önemlidir. Doğru. Detone olmazsınız eğer iyi bir ses kulak varsa. Ben de kendimi anlatırken dinlemeye gayret gösteririm. Hı hı. Hatta mutlaka kulaklık takar. Kendimi anlatırken kendimi mutlaka kulaklıktan derim. Evde sıkıntı oluyor mu hiç? Bazen maç anlatır gibi yaptığınız oluyor mu? Yok, olmuyor. Yani hanımdan filan şikayetler ya da çocuklardan... Yok, evde belki çok... Kaptırdınız oluyor mu yani? Evde belki çok konuştuğum yönünde şey olabilir. Yani antrenman olsun diye evde de konuşursam eğer. Ama evde yani öyle maç anlatma gibi bir şeyim olmuyor. Çünkü o kadar çok zaten maç anlatıyoruz ki artık eve geldiğimiz zaman... İşi eve getirmiyoruz. Yani maç izlerken bile artık şu maç bir an evvel bitsin diyorum. Hmm. İzlemek zorundayız bilgi evet, dağarcığımız açısından. Maçta ne oldu ne bitti. Ama evde öyle bir şu anlatım olmuyor. Şu açıdan da riskli bir iş değil mi? Yani radyoda da televizyonda da söyleyeceğiniz en ufak yanlış bir şey. Aynen, aynen. Bir anda seyircinin gözünde çok güzel anlatıyorsunuz, harika gidiyor ama bir şeyi yanlış söylediniz. Bu sefer tüm seyirci, tüm izleyen binlerce belki milyonlarca kişi bir anda sizle alakalı başka şeyler söylemeye başlıyor. Maçı bırakıyor hatta spikerden bahsetmeye başlıyor. Zaten çok riski bir. Bir de şöyle bir şey var. Elinde izleyicilerimizin cep telefonu mutlaka alıyor Twitter'dan. Evet. Bu sosyal medyayı maalesef çöpe çevirdiler. Yani ben nereden insanları işte vururum muhabbetine döndü iş. Evet. Bu çok sıkıntılı bir süreç. Sonuçta şunu unutmasınlar. Biz de insanız. Evet. Bizim içinde bulunduğumuz psikolojik durumlar da olabilir. Tabii. Şimdi ben hep şunu söylüyorum izleyiciye. Acaba sen işinde hiç hata yapmıyor musun? Hiç yanlış yapmıyor musun? Araba kullanırken hiç hata yapmadın mı? Ki hayati bir konudur araba kullanırken hata yapmak. Hata her insana. Ama ya kardeşim böyle iş mi olur? TRT'nin spikeri sizin maaşınızı biz veriyoruz falan gibilerinden böyle evet, bir girizgahlar yapılıyor. Dolayısıyla bizim işin en büyük sıkıntısı bu. Bazı meslekler vardır ki hayati önem taşır. Ben hep derim mesela beyin cerrahı, kalp cerrahı bunlar bir ince bir noktaya dokunsa felç eder ya da öldürür insanı. Evet. Bizim meslekte inanın kendi açımızdan ağzımızdan çıkacak bir cümle bizi anında bitirebilir. Evet. Çünkü TRT gibi bir kurumdayız. O yüzden çok iyi konsantre olmak zorundayız. O yüzden aile yaşantımızın çok düzgün olması gerekir. Aile içerisindeki tüm bireylerin bize yardımcı olması gerekir. Çünkü bazı arkadaşlarımız yaşıyorlar. Bu kadar yoğun stresin içerisinde eğer çevrenizdekilerden destek alamazsanız, size normal bir iş yapıyor muamelesi gösterilirse, masa başı işi gibi ve sizden beklentiler doğrultusunda bir geçim sıkıntısı başlıyorsa beraberinde, evet, kafanız oradayken sizin cümle kurma şansınız yok. Yok, doğru. Ve bu da sizi mesleki olarak bitirme yoluna doğru götürür. Hata yapmayı da. O yüzden bizim meslekte çalışan arkadaşlarımızın sadece kendi yaşantıları için değil, aile yaşantıları, anne baba ilişkileri, kardeş ilişkileri her şekilde bence düzgün olması lazım. Çünkü o ekranın karşısına geçip de ya da stadyuma geçip kulaklığı taktığı zaman artık hiçbir şey düşünmemesi lazım. Tamamen evet, o işe o konsantre olması lazım. Ya da yayına çıktığı zaman, işte dün benim yayınım vardı. Elbette sıkıntılarımız, problemlerimiz oluyor. Kapının dışında bırakmaya çalışıyorsunuz. Mikrofonlar takıldı, an yüzünüz gülüyor. Çünkü siz o an TRT Spor logosu ve siz varsınız. Evet. TRT'yi siz temsil ediyorsunuz. Sizin yüzünüz gülecek. Siz hiçbir şey yansıtmayacaksınız. Siz en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Sinirli olma hakkınız yok. Yani sinirliysen de. Her şeyi bir kenara bırakmanız lazım. Yoksa yayında konuğunuzla kavgaya tutuşamazsınız. Her şeyi kıvamında, o çizgi dahilinde. Evet. Anlaşamadığınız bir konu bile varsa gerekirse bir çekilerek tabiri caizse bir geri vites yaparak evet, ona bir söz hakkı vererek yani çünkü bu tamamen TRT'nin siz yüzü oluyorsunuz o an. Doğru. Bunun için de çevrenizin özellikle yakınlarınızın size çok destek olması lazım.
Destek olmazsa beraberinde birçok sıkıntılar geliyor. Bizim böyle bir hassas bir işimiz var. Dolayısıyla çok çok dikkatli olup çok çok iyi konsantre olmalıyız. O konsantrasyon en ufak bozulduğu zaman kopabiliyor, sıkıntılar olabiliyor yani. Peki sona geldik. Çok keyifli gidiyor ama. İlk yarı bitti diyormuşum. sona geldiysek 90 artılardayız evet, o zaman. Evet 90 artılardayız. Şöyle bir bölümümüz var bizim. Konuklarımız bundan 20 yıl öncesine ve 20 yıl sonrasına bir mesaj gönderiyorlar. Kendilerine ama. Güzel. Yani 20 yıl önceki Murat Çimen'e bir mesaj şu anki durumundan. Ve 20 yıl sonra izlediği zaman bu yayını bir dilek, dua, bir mesaj onu görmek istiyoruz. 20 yıl öncesinde. Evet. 20 yani. Yıl önceki Murat Çimen ya da 20'yi siz genişletebilirsiniz. Bu zamanı hayal ediyor muydu? Ne görüyordu buraya? Çok güzel bir soruyu. Yani belki de hayal ettiğim yerdeyim şu anda. 20 sene önce. Evet. Bu mesleği çok seviyorsunuz. Ve bu mesleği yapabileceğiniz en iyi yer olarak gördüğünüz bir kurum var. Hem devlet adına çalışacaksınız, görev yapacaksınız. Hem insanlara buradaki o heyecanı yansıtacaksınız. Ve o işi yapabilecek kapasitede olduğunuza da inanıyorsunuz. Evet. Ve 20 sene sonra nerede olmamı düşünürdüm. Şu anda olabileceğim yerde olmayı düşünürdüm. Allah bana bunu nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır. Evet. 20 yıl sonra? 20 yıl sonra acaba hayatta olur muyuz? İzleyeceksiniz yani? Allah izin verirse inşallah. Yani evet. İnşallah izlemeyi Allah nasip eder. Bilmiyorum yani 20 sene sonra şöyle bir düşünüyorum. Evet yaşımız belirli bir noktaya gelmiş olur. Büyük bir ihtimalle artık bu işleri yapmıyor oluruz. Gerçi bizde öyle bir şey var ki tiyatroda toz yutmak gibi de yani bırakamazsınız. Evet. Öyle de bir durum var. Yani inşallah yine her şeyden önce sağlıklı olmayı dilerim Allah'tan. Sevdiklerimle beraber, sağlıklı bir şekilde, evlatlarımla beraber. O anı, o zamanı yaşamak isterim. Hedef olarak yani bundan 20 sene sonra tek beklediğim şey Allah'tan sağlık. Eyvallah, eyvallah. Allah sağlıklı, başarılı, hayırlı bir ömür nasip etsin. Amin, çok amin. Teşekkür ediyoruz. Ben de çok, çok keyifliydi, ederim. Çok özeldi bizim için. Ben de çok. Eminim bizi izleyen özellikle genç arkadaşlar da feyiz aldı. Onlar için çünkü önemli bir örnek olduğunuzu düşünüyorum. Özel bir alan olduğu için bir eserle bitiriyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Hani yıllarca hep karşılaştık, sohbet, muhabbet ettik. Bir dostluk arkadaşlığımız vardı. Daha önce birkaç defa bir radyo programı planladık olmadı. Evet. Bugün burada olmam benim için de gerçekten çok güzel. Hele hele Diyanet Vakfı gibi bir yerde olmak benim için de çok çok özel. 2008'de Allah nasip etti bir hac nasip olmuştu. Hı hı. Ve orada da yine Diyanet'ten çok değerli arkadaşlarımızla beraber olmuştuk. Benim hayatımda hiç unutamayacağım anılarla dolu eyvallah. Bir hac mevsimi geçmişti. Ve o 20 sene dediniz ya, o 20 sene içerisinde Allah inşallah bir kez daha hacda i̇nşallah, nasip eder. İnşallah. Allah razı olsun. Şimdi izleyicilerimizin çok sevdiği bir eserdir. Mustafa Demirci hocamızın Güllere Vurgunum diye seslendirmeye çalışayım. Güllere vurgunum, güllere sevdalı, bana güller verin, kırmızı güller derin, kan rengi hüzünlü, şehit edalı, bana güller verin, kırmızı güller derin, kan rengi hüzünlü, şehit edalı, bana güller verin, kırmızı güller derin, güller ağlar bana, bu derdi güller anlar, bana güllerimi, güllerimi derin, güller ağlar bana, bu derdi güller anlar, bana güllerimi, güllerimi verin. Gün
gün olur yaprağı düşer güllerin, bu can tenevinden çıkar giderim. Gün olur yaprağı döker güllerin, bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller verin, kırmızı güller derin. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller verin, kırmızı güller derin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi.